Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz futbol. Futbol terimlerini öğreneceğiz. Futbol arkadaşlar İngilizce bir terimdir. Futbol. Amerika İngilizcesinde ise arkadaşlar soccer olarak geçer. Soccer. İngilizler futbol terimini daha kısa tabir edebiliyorlar. Footy diyorlar sadece. Footy. Let's play footy. Yani hadi futbol oynayalım demektir. Hangi takımı destekliyorsun sorusunu şu şekilde soruyoruz. Which football team do you support? Which football team do you support? Hangi takımı destekliyorsun? Buna cevap verirken arkadaşlar I support diye başlıyoruz ve desteklediğimiz takımı söylüyoruz. I support. Arkadaşlar futbol sahası diye tabir ettiğimiz sahada oynanıyor. Türkçe'de futbol sahası diyoruz veya top sahası diyoruz. İngilizler arkadaşlar futbol sahasına pitch diyorlar. Pitch. Pitch futbol sahası demektir. Bir diğer terimimiz arkadaşlar kick off. Kick off başlama vuruşu demektir. Oyuna başlamak demektir. What time kick off? Maç kaçta başlıyor anlamında bir sorudur. What time kick off veya what time is kick off diye sorabiliriz. Bir diğer terimimiz arkadaşlar to tackle. To tackle topu rakip oyuncudan almak, mücadele etmek demektir. To tackle. A foul arkadaşlar Türkçe'ye de aslında giriş yapmıştır bu terim. Foul olarak yani kural dışı hareket demektir. A foul. Foul. Yellow card, yellow card sarı kart demektir arkadaşlar. Yellow card sarı kart demektir ve anlamı caution yani uyarı demektir. Red card. Red card arkadaşlar kırmızı kart demektir ve anlamı sent off yani oyuncunun oyundan atılması, dışarıya gönderilmesi demektir. Red card. Penaltı kick. Penaltı kick arkadaşlar penaltı atışı demektir. Penaltı kick. Penaltı shootout. Penaltı shootout demek arkadaşlar penaltı atışları demektir. Genelde berabere biten kupa maçlarında uygulanır. Berabere biten maçların sonucunda galibi belirlemek üzere penaltı atışları yapılır. Buna İngilizce'de penalty shootout diyoruz. Corners, corners köşeler demektir. Köşelerden yani kalenin sahanın iki köşeden herhangi birinden yapılan atışa corners diyoruz. Türkçe'de de corner olarak tabir ediyoruz. Bir diğer terimimiz arkadaşlar formations. Formations takımların saha içerisindeki dizilimi demektir. Her takım farklı bir dizilime sahip olabilir. Örneğin 4-4-2 dizilimi vardır. 5-4-1 dizilimi vardır. Video action replay arkadaşlar görüntülerin video yani kamera üzerinden takip edilip incelenmesi demektir. Ülkemizde henüz uygulanmayan bir uygulamadır. Uygulanacak, gelecek yıl uygulanacağı söyleniyor. Video action replay diyoruz arkadaşlar. Kamera ile görüntüleri takip edip karar verme. Offside. Offside zaten Türkçe'ye de giriş yapmıştır offside olarak arkadaşlar. Offside olarak yazılır. Arkadaşlar futbolcuların da kendilerine göre bir vasıfları vardır. İşte golcü, defans, orta saha diye tabir ettiğimiz bu terimlerin İngilizce karşılıkları şunlardır. Attacker yani golcü, atak yapan oyuncu demektir.
Midfielder orta saha oyuncusu demektir arkadaşlar. Midfielder. Defender savunma yapan, savunmacı demektir. Goal kale demektir arkadaşlar. Goalkeeper kaleci demektir. Captain takımın kaptanı demektir arkadaşlar. Team Captain. Substitutes arkadaşlar yedekler demektir. Oyunda olmayan ama hazır bekleyen oyuncular. Substitutes. Manager veya koç arkadaşlar teknik adam, teknik direktör dediğimiz kişidir. Stadium veya football grounds ikisi de aynı anlamdadır. Stadyum demektir. Do you know any famous stadium? Hiç ünlü bir stadyum biliyor musun? Do you know any famous stadium? Futbol maçları iki evreden oluşur arkadaşlar. 90 dakika oynanır ve 40-45'er dakikalık iki evreden oluşur. İlk evreye first half diyoruz. İlk yarı demektir. İkinci evre ise arkadaşlar second half yani ikinci yarı diye tabir ediyoruz. 90 dakikanın bitiminden sonra oyuna eklenen süreye extra time diyoruz. Extra time uzatmalar demektir. Bir futbol oyununun maçın kaçta başlayacağını sormak istiyorsak what time is the match? What time is the match kick off? İki şekilde de sorabiliriz. Bir diğer terimimiz arkadaşlar referee yani hakem demektir. Bunun kısaltılmışı ref olarak tabir ediliyor. Referee, hakem, ref, hakem demektir. Bir diğer terimimiz arkadaşlar free kick. Free kick serbest vuruş demektir arkadaşlar. Free kick. Linesman yan hakem demektir arkadaşlar. Linesman yan hakem. Biliyorsunuz futbol maçları arkadaşlar futbol takımı herhangi bir futbol takımı kendi evinde yani kendi stadyumunda oynadığı maçlara home game diyoruz. Deplasman maçlarına ise away game diyoruz. Home game iç saha maçı, away game deplasman maçı diyoruz. Futbol maçları 3 sonuçlu olabilir arkadaşlar. Lose kaybetmek, win kazanmak, draw berabere kalmak demektir. Draw. Evet arkadaşlar, bugün futbol üzerine konuştuk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.